Başladın mı? Evet. Önce ne diktik, dikmiştin? Böyle bir tane kalemlik diktim. Kalemlik dikmiş. İçine bakayım ne koydun? Kalemin var mı? Hayır ama şurada kalem galiba. Nerede? Usta bir yerde. Ha, buradaymış kalem. Yok, kalemi şöyle koyabiliriz. Aramadı. Tamam. Bakın içine kalem. Ne oldu? Tamam. Şimdi başka bir tane geniş yapacağım. Şimdi ne dikiyoruz? Bir tane daha dikiyorum. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Yine aynı yere koyuyorum. Ayağımı indiriyoruz. Evet. En baştan başlayıp. Tamam. Çok güzel. Şu kadar. Tamam. Şimdi buradaki şey, şimdi buradaki pedalımızdan. Evet, pedalımızı adını unuttum. Tamam. Basıyorum. Ne kadar çok basarsanız o kadar hızlı. Hızlı gidiyor. Az basarsan az şimdi gidiyor. Şimdi çekmece var. Bir dakika çekmece göstereyim. Önce dikişten sonra. Değil mi? Şimdi koydum zaten. Tabii. Hı. Tamam. Evet. İğne içine. Değil mi? Önce iğne içine mi giriyordu? Şey fark etmez tabii. Hah, ayak kaydı. Çok güzel ya. Fark etmez. O zaten biz öylesini yapmıştık. Tabii. Biraz yanık oldu. Olsun, bir şey olmaz. Değil mi? Onu da yaparsın. Onu da kenardan düz git bu seferkini, değil mi? Tamam. Şimdi buradan bir daha basabilirsin. Buradan şuna basarak geri gidebilirsin. Bas pedala da, değil mi? Pedala basıyorsun. Tamam. Ona bas. Buna basarak mı? Tabii. Önce buna bas. Şimdi pedala bas. Zor ama. Pedala bas. Pedala bas. Tamam. Bırak. Bunu bırak. Ha. Şimdi bir daha düz git. Tamam. Şu şimdi, arkası biraz şey. Tamam. Bir şey olmaz. Çıkarıyorsun. Şunu çıkartalım. Çıkarttık. Şöyle yapacağız. Çekiyor, çekiyor. Tabii bir şey olmaz. Çek, o gelir. Tamam. Çıktı, iyi oldu. O bir parçayı kesiyoruz. Tam ucundan kesiyoruz. Evet. Kestik. Tamam, gösteriyoruz ekrana. Nasıl bir kalemlik? Onu ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Şöyle heh, bak böyle daha rahat oldu değil mi? Biraz zor olacak ama. Olsun. Ne kadar güzel oldu ya. Ay kızımız nasıl dikti ya? Şurası biraz açık. Orayı dikmeyi unutmuşuz. Dikeriz sonra. Ama güzel oldu değil mi? Evet. Demek ki en baştan başlamak lazımmış onu dikmek için. Evet, yanlışlıkla biraz önden başlamışım. Bir şey olmaz. Değil mi? Şimdi bunu sadece Beren gibi dikiş makinesini kullanabilenler kullanır. Evet. Kimler kullanamaz? Bilmiyoruz artık. Herkes öğrensin değil mi? Evet. Tamam.